Merhaba Şef Devlet izleyenleri. Bu videomuzda Apple'ın devasa tableti iPad Pro'yu inceleyeceğiz. Merhaba Şef Devlet izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Apple'ın en büyük tableti iPad Pro'yu inceliyoruz. iPad Pro 12.9 inçlik ekranıyla beraber pek çok kullanıcının bizlere soru sormasını sağlayan bir cihaz oldu. Acaba iPad Pro mu alsam yoksa MacBook Air mi? Yoksa iPad Pro mu alsam MacBook Pro mu alsam sorularında yaşamaya, duymaya başladık. Hatta MacBook mu alsam iPad Pro mu alsam sorularında duyuyoruz. İlk fiyatıyla başlayalım istiyorsanız arkadaşlar incelememize. 32 GB'lık Wi-Fi özellikli iPad Pro başlangıç seviyesinde ülkemizde satışta sunuluyor. 2999 yani 3000 liralık bir fiyatla giriş yapıyor. Wi-Fi özellikli 128 GB'lık model 3599 yani 3600 lira. Wi-Fi artı hücresel veri desteğine sahip olan 128 GB'lık model ise 4099 TL'lik bir fiyata sahip. Bizim incelediğimiz ürün 128 GB hafızaya sahip ve hücresel veriye sahip olan en üst segment modeli yani 4100 yani 4099 liralık fiyata sahip olan model. Şimdi hal böyle olunca fiyatlarda özellikle MacBook Air ve MacBook Pro gibi modellere de yakın. Yani gidip de bu cihazın 128 GB'lık varyasyonunu aldığınızda bir MacBook da alabilirsiniz. Yani fiyatlar benzer. Peki MacBook mu alsam, MacBook Pro mu alsam? İşte hani bunların bu soruların cevaplarını da bir şekilde daha sonra bir karşılaştırma videosunda detaylı bir şekilde değiniriz ama hani bu incelemede biraz onlara da kılavuz olmak istiyoruz arkadaşlar. İncelememize tasarımla başlayalım isterseniz. Tasarım olarak çok radikal bir tasarım yok. Yani sadece iPad Air 2'nin ya da iPad Mini 4'ün büyütülmüş varyasyonu diyebiliriz. Yani baktığımızda çok çok büyük bir tasarımsal değişiklik yok. Yine Touch ID'li Home butonu bulunuyor. Kasasında da bir kıvrımında bir farklılık yok. Normal iPad Air 2'nin burada 12.9 inçlik ekranla vücut bulmuş hali diyebiliriz. Sağ tarafta ses kısıp açma butonu bulunuyor. Onun haricinde herhangi bir giriş çıkış yok. Altta yine Lightning var. Üst tarafta güç butonu ve 3.5 mm'lik jack var. Sol tarafında ise bir smart keyboardlardan bağlantı görevi gören bir port var. Bu porttan dosya akışı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O bağlantıya da Apple Smart Connector adını veriyor. Onun haricinde baktığımızda 12.9 inçlik ekran haricinde devasa çok büyük bir değişiklikler yok arkadaşlar tasarım olarak. Tasarım tarafında dikkatimizi çeken durum hoparlör çıkışları. Normalde iPad Air'larda alt kısımda Lightning portunun sağında ve solunda delikler, ızgaralarla beraber bir ses çıkış alanının olduğunu görüyoruz. Burada tam 4 tane hoparlör var iPad Pro'da. Bu zaten ileride değineceğiz. Gerçekten çok güzel bir ses deneyim var. 4 tane hoparlör çıkışını görüyorsunuz arkadaşlar. 4 köşesinde de kenarlarda ses çıkışını görebiliyorsunuz. Bu da özellikle film izlerken, dizi izlerken, oyun oynarken çok güzel bir surround etkisi yaratmasını bizlere sunuyor. Tasarım açısından onun haricinde çok çok büyük farklılıklar yok. Teknik özelliklere baktığımızda 6.9 mm'lik bir kalınlık var. Bu kadar büyük bir cihaz için iyi bir kalınlık ve hani baktığımızda 13.3 inçlik ultrabook notebooklara göre gerçekten taşınma tarafında avantajlı bir ürün. Gramajına baktığımızda ise incelediğimiz LTE destekli ürün 723 gram ağırlığında. Eğer Wi-Fi ile bir model alırsanız da onun ağırlığı 713 gram ağırlığında olacak. Yani baktığınızda hafif taşıması tabletlere göre zor olsa da notebooklara göre bir tık daha kolay olan bir ürün. Yalnız tabi smart coverlarda şöyle bir olay var. Böyle stand gibi tuttuğunuzda evet başarılı ama açtığınız zaman kapladığı alan ciddi anlamda büyüyor. Bu da ayrı bir konu arkadaşlar. Yani taşıması notebooklara göre kolay olsa da bir tablete göre gerçekten taşıması biraz daha zahmetli. Ayrıca arka tarafı da büyük bir alan olduğu için bir şekilde silikon case ile korumanızı tavsiye ederim. Çünkü buranın da çizilmelere karşı biraz açıkta olduğunu söylemek istiyorum. Evet, tasarım için söyleyeceklerimiz bunlar. Teknik özellikler de bunlar. Genellikle normal iPad tasarımının büyüdüğünü görürüz. Çerçeveler falan her şey aynı kalmış.
Yani tek elli kullanımda zaten öyle bir şey yok ama çift elli falan. Hani bir şekilde ergonomi sıkıntısı çok görmüyorsunuz. Yani 12.9 inçlik bir cihaz. Zaten çok ergonomik olma imkanı yok. Tek elle de kullanamazsınız. Çift elle de bir şekilde kullanmanız ayakta giderken zor. Yani bu otururken kullanma ürünü desek de bir elle de tutup bir elle de kullanabiliyorsunuz. Yani o ergonomiyi de bizlere sunuyor. Dokunmatik ekranında avantajları. Bu ürünü ben yorumlarında gördüğüm kadarıyla en çok çerçevesinden dolayı eleştirilmiş. Yanlarda, altta ve üstte çerçeve fazla bulunmuş. Esasında bu çerçevenin fazla olması, kalın olması bize avantaj veriyor. Nasıl avantaj veriyor? Bunu kullanınca anlıyorsunuz. Bu ürün çok büyük arkadaşlar. Bunu bir elinizde tutup bir elinizde kullanmanız lazım ayaktayken. O yüzden buralarda alan olacak ki tutup kullanabilirsiniz. Yani her yer ekran olsa o zaman eliniz ekrana değecek, olamayacak. Yani bu boşlukların olması iyi bir deneyim katmış. Tasarım olarak söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Cihazın ekranına gelecek olduğumuzda yine Retina çözünürlüğünde bir ekran var. 2048'e 2732 piksel çözünürlüğünde bir ekran. 12.9 inçte 264 ppi'lik bir piksel aralığı bizlere sunuyor. Yine iPad Air 2'deki gibi korumalı bir cam var. Yani ekran özellikleri bu şekilde. Benim ilginç bir şey dikkatimi çekti. Kullanılan ekrana böyle baktığımızda gerçekten diğer iPad'lerdeki o kaliteli görüntüyü alıyorsunuz. Yani ekranın büyümüş olması kalite açısından bir negatif etki yaratmıyor. Negatif algı yaratmıyor. Gerçekten kullandığınızda güzel bir ekran deneyimi yaşıyorsunuz. Fakat şöyle bir mini farklılık test ettim. iPad mini 4 kullanıyorum şu anda. iPad Air 2'de ve Air'de olmayan bazı geçişteki izler bu cihazda var. Çünkü ekran büyüdüğü için belki kullanılan IPS ekran iPad dokunmatikliğini uyarlanırken belki bir şey olmuştur ama simgeleri yavaş yavaş ya da çok hızlı bir şekilde sağa sola çevirdiğiniz zaman biraz sanki ghost efekti oluyor. Bunu en son Xperia Z5 incelemesinde ekranda söylemiştim. Burada da biraz iPad diğer iPad'lerde görmediğim bir geçiş efekti var. Yani bu iz bırakıyor arkada. Mesela bir uygulamanın yazısını geçerken o netliğinin bozulduğunu, hafif bozulduğunu hissedildiğini söyleyebilirim. Ama bu tabii bizim gibi bir sürekli cihazları kullanan, artık cihazlarda ne var ne yok diye araştıran, kafayı teknolojiyle bozmuş insanlar ancak buna göre normal bir kullanıcı da buna bakmaz. Hani ben de incelemeyecek olsam hiç bakmazdım büyük ihtimalle. Çünkü zaten ekranı atıyorsun sağa sola geçerken, çok onları izlemiyorsun. Normal kullanımda herhangi bir sıkıntı olduğunu söyleyemem. Evet arkadaşlar, gelelim yazılımına. Cihazda iOS 9 var yazılım olarak, en son çıkan sürüm. iPad Air 2'deki gibi ekranı bölerek kullanabiliyorsunuz. Yani sık uygulanan bir uygulamanız varsa, kullandığınız bir uygulama varsa direkt yanına, mesela şurada şu anda mesela Chrome'u açtım. Şuradan aldığım zaman mesela buraya Twitter'ı açabilirim. Aklınıza gelecek ne varsa kullandığım uygulamalardan Twitter'ı açabilirim. Bu gerçi iPad Mini 4'te de vardı. Buradan boyutunu ayarlayıp daha farklı bir hale getirebiliyorum. Yani o büyük ekran bu noktalarda biraz daha işlevselleştirilmiş. Aynı anda iki farklı uygulamayı da kullanabiliyorsunuz. Klavyede biraz farklılıklar var. Klavyenin üstünde numerik tuşlar var. Ayrıca daha çok Apple'ın Bluetooth'lu iMac'lerde gördüğümüz klavyesine benziyor. Gerçekten bilgisayar deneyimine yakın bir klavyeyi dokunmatik olarak buradan görebiliyorsunuz. Yazılımsal olarak iPhone 6 Plus'la görmüştük. Bir iPhone tablet olunca biraz iPad'e benzer arayüz özellikleri kazanmıştı. iPad Pro'da da bunun gibi yenilikleri olması gerekiyordu. Ben onları bekliyordum ama çok yok. Yani normal bildiğimiz iPad'deki ayar menüsü burada devam ediyor. Yani genel olarak iPad Air 2'nin ekranının büyümüş varyasyonu ve ekranının kalem destekleyen sürümü diyebiliriz. Yani onun haricinde kullanıcılara çok çok büyük artılar sunduğu noktalar, biraz donanım tarafında onlara da değineceğiz arkadaşlar. Yani cihazla beraber yaptığınız şeyler iPad Air 2'den çok fazla değil. iPad Air 2'de kalem desteği olduğunu düşünün. Pencil, Apple'ın Pencil desteği olduğunu düşünün. Yani bununla benzer şeyleri yapacaksınız. Peki avantajları neler? Ona gelelim.
Cihazın donanımına bakacak olduğumuzda donanım tarafında gerçekten oldukça güçlü olduğunu görürüz. Apple A9X işlemcisini kullanıyor. Apple A9X işlemcisi yine çift çekirdekli bir işlemci ama frekansı yüksek. 2.26 GHz'inde çalışıyor. Bu işlemcide ise yeni nesil bir grafik işlemci kullanılmış ve bu grafik işlemci iPad Air 2'deki A8X işlemcisine göre oldukça hızlı. Yani çok ciddi bir performans bizlere sunuyor. Burada GFX Bench gibi oldukça iddialı bir testte en yüksek puanı aldık. Yani 80.1 FPS almışız off-screen modda Manhattan'da. On-screen modunda ise 33.7 FPS gibi ciddi bir rakam var. On-screen modunda mesela iPhone 6S 40 FPS gibi bir cihaz alıyordu. iPhone 6S'de çok daha düşük çözünürlüğe rağmen. Yani performansına baktığımızda gerçekten çok güçlü bir cihaz var. Ayrıca MacBook Air, MacBook Pro'nun dahili grafik işlemciye sahip modellerine göre de gerçekten grafik işlemcinin iyi olduğunu, güçlü olduğunu yerine göre söyleyebiliriz. Gerçekten iyi bir grafik işlemci var. Bu iyi işlemci ve grafik işlemci 4 GB RAM ile desteklermiş. Normalde Apple'ın iPad Air 2 ve Mini 4'te 2 GB RAM'e geçtiğini, iPhone 6s, 6s Plus'ta da 2 GB RAM'e geçtiğini görüyoruz. Burada da 4 GB'lik bir RAM kullanılmış. Yani burada Apple cömert. Apple neden burada cömert? Çünkü bu cihazda 2 tane aynı anda uygulama açabiliyorsunuz. Ayrıca bu cihazda daha şu anda yazılım olmasa da önümüzde bu cihaza özel yeni bir yazılım dönemi gelecek. Yani nasıl iPhone 6 Plus ilk çıktığında bazı uygulamalar desteklemiyordu. O büyük ekranın çok bir yararlarından faydalanamıyordu. İlk çıktığında iPad de öyleydi. Yani o iPad'in belki büyük ekranından hiçbir verim alamıyordunuz. Çünkü uygulamalar tablet ara birimine sahip değildi. Şimdi bu cihazda normal iPad ara birimiyle yetinmemekte. Yani gerçekten ekranın, o büyüklüğün farkını anlamanız için daha bir farklı arayüz olması gerekiyor. Bu da uygulama geliştiricilerine kalmış durumda. Apple burada yine topu uygulama geliştiricilerine atmış. Ben size bir platform sundum. App Store'da bu cihazda çalışıyor. Artık bunu uygulama geliştirin. Önümüzdeki dönemde neler gelecek? Zaten kalem özelliği tanıtılırken de lansmanda gösterildi. Çok daha detaylı, çok daha üzerine geliştirilmiş, daha güçlü işlemler yapabileceğiniz mimari çizim programları, çizim grafik programları, bildiğimiz gerçek Photoshop belki MacBook performansında burada çalışabilir. Montaj uygulamaları, film montajları da belki önümüzdeki dönemlerde bu cihazlarda yapılabilecek şekilde gelecek. Yani bu ekrandan ve Pencil'dan yararlanabileceğiniz uygulamalar geliştikçe iPad Pro daha mantıklı bir noktaya gelecektir ki donanımı da bu uygulamaları şimdiden destekleyecek seviyede. Çünkü baktığımızda gerçekten çok güçlü bir grafik işlemci var ve 4 GB RAM gibi iPad, yani iOS işletim sistemi için çok çok iyi bir rakamla geliyor. Bunun haricinde 32 ya da 128 GB'lık hafıza seçenekleri var. Bizdeki de 128'lik, yaklaşık 116-114 GB'lık bir alan bizlere kalıyor. Donanım tarafındaki diyeceklerimiz bunlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten App Store'daki oyunları bu kadar büyük bir ekranda oynayabilmek de ayrı bir güzellik. O yüzden özellikle Dominations gibi sevdiğim bir strateji oyununu burada oynuyor olmaktan mutluyum. Donanım ve ara birimle ilgili diyecek esasında şeyler fazla ama hani gerçekten şu anda çok bir yenilik yok. Yani iPad Air 2'deki deneyimi daha büyük ekranda yaşadığınız için esasında bir bilgisayarla karşılaştırma yapamıyorsunuz. Yani uygulamaların görünümü, arayüzün görünümü çok değişmiyor ama webde gezmek çok daha güzel. Yani bir bilgisayar deneyiminden daha iyisini webde bizlere sunuyor. Şu şekilde koyduğunuz zaman elinizde çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben web gezme deneyimini beğendim. Uygulama tarafında da önümüzdeki dönemde uygulama geliştiricilerine Apple topu atmış durumda. Evet, donanım tarafındaki durumlar bunlar. Bir de ilginç bir şey daha söyleyeyim. Smart konektör esasında USB 3.0 bağlantısına da sahip. Önümüzdeki dönemde USB 3.0 konektör bağlantısıyla beraber üzerinde USB 3.0 bağlantı portunu destekleyen ürünler gelecektir. Bağlantı portları gelecektir. Benim bu üründe hissettiğim eksiklik biraz şu oldu. Apple'ın normal klavyelerini ya da aksesuarlarını takıyorsunuz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Fakat cihaza bir şekilde mouse
fare takamıyorsunuz. Taksanız da hani klavyeli, dock'lu bir şeyle kullandığınızda da iOS işletim sistemi o mouse imleci desteklemiyor. Mesela bir Android tablete fare taktığınız zaman hemen bir imleç çıkıveriyor. Bunda o yok. Yani 13 inçe yakın, yani 12.9 inçlik bir alette ne kadar siz özellik koyarsanız koyun, parmak da desteklese bazen insan şunu istiyor. Şöyle oturdum, burada duruyor. Klavyem şurada. Şurada da bir imleçle hemen şey yapayım. İşte bu olduğu an bilgisayar deneyiminin de daha fazla sunacağını düşünüyorum ama önümüzdeki yazılım güncellemeleriyle belki Apple bu cihaza bunu getirecektir ama şu anda bu deneyimi alamıyorsunuz. Teorik olarak USB 3.0'ı destekliyor olması, hatta içindeki donanım USB 3.0 destekleyen donanım 4 USB cihazı destekleyebiliyor. Yani dörtlü bir USB çözücü var içerisinde. Diyelim 4 tane USB portu var. USB 3.0 portu var. iOS tarafında yine şuna takılacaksınız. Atıyorum bir film çektiniz kamerada. O kameradaki filmleri USB ile buna aktaracaksınız. Apple dosya sisteminde yine bir MacBook'taki gibi, bir Android cihazdaki gibi ya da bir Windows cihazdaki gibi size esnek davranmayacak. O USB'ye bağladığınız USB beleği nasıl okuyacaksınız? Oradan bilgisayara nasıl aktarıp nasıl işlem yapacaksınız gibi farklı sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bunları açtığımız noktada zaten MacBook'lar ya da diğer tüm bilgisayarlar gittikçe demode olmaya başlayacak. Ama hala demek ki o pazar devam etmesi gerekiyor ki ikisini ayırdılar. Böyle bir keskin çizgi var. Şimdi cihazla ilgili pek çok yorumumuzu yaptık. Özellikleri söyledik. Peki şu soru: iPad Pro ne için? MacBook Pro ya da MacBook Air ne için diyecek olursanız onları da söyleyelim. Esasında bu cihaz çok güzel içerik tüketme cihazı. Yani internete girdim, sayfaları gezdim, sosyal medyadayım, fotoğraf çektim. Kamerası da çok güzel, oraya da geleceğim. Fotoğraf çektim, selfie attım, görüntülü konuşma yaptım. Bugün ne yapmışlar, ne olmuş, haberler, hepsini çok büyük bir ekranda güzel bir şekilde, kolay bir şekilde gördüm. Yani bir insan iPad'i daha kolay kullanıyor ama MacBook'u mesela o kadar kolay kullanamıyor. Ben sadece bu işleri yapacaksam iPad Pro alabilirim. iPad Pro benim için doğru bir seçim. İçerik tüketeceksem, yani yapılmış bir video izleyeceksem, girilmiş bir yazıyı okuyacaksam ya da sadece yazı gireceksem, sosyal medyaya bakacaksam benim için çok güzel bir cihaz. Ama içerik üretensem o noktada yine bir bilgisayara ihtiyaç duymanız muhtemel. Çünkü yine bir Photoshop'ta bir imleç fare kullanma avantajı, USB taşınabilir hard disk, aklınıza gelebilecek SD kart girişi gibi diğer tüm aksesuarların desteklenmesi, bir dosya sisteminin kullanıcı denetiminde olan bir dosya sisteminin esnekliği, kaydetmesi, etmesi, dosyalara müdahale, program çeşitliliği gibi gibi pek çok üretici noktasında işinize yarayacak. Atıyorum bir video yapmak. Evet, bunu da çekip video yapabilirsin ama bu amatör olur. Yani mesela bizi şu anda çeken arkadaş DSLR'daki videoyu buraya atıp işleyemez. Burada bir bilgisayara ihtiyaç duyacak. Üst seviye bir montajda bir bilgisayara ihtiyaç var. Dediğim gibi içerik üretiyorsanız hala bilgisayarın yeri ayrı ama tüketiyorsanız iPad Pro alınabilir. iPad Pro başka nerede alınabilir? Onu da söyleyelim. iPad Pro'nun özellikle Pencil moduyla beraber resim çizen grafikerler, yazılımlar biraz daha ileri seviyeye geldiğinde özellikle Autodesk'in ürünlerini kullanan bazı tasarımcılar da bu cihazları kullanabilirler. Ama hani şu anda bir geçiş dönemi olduğunu söyleyebilirim. Yani gidip bugün elinizde 4000 lira var. Ben bilgisayar mı alsam, şey mi alsam, hani iPad Pro mu alsam ikiliminde gerçekten iPad Pro biraz şu anda yazılım tarafından daha o kadar desteklenmediği için aldığınızda hani böyle sadece büyük bir ekranda iPad Air 2 deneyimi yaşıyorsunuz. Onun haricinde çok fazla bir şey yok. Evet, kalemi de destekliyor. Böyle artık kalemle güzel bir şeyler çizersiniz, yaparsınız ama hani orada kalıyor. Daha fazlasının için önümüzdeki günlerde geliştiricilerin daha farklı şeyler sunması gerekiyor arkadaşlar. Cihazın bir diğer artısı ise kamerası. iPad Air 2 ve diğer iPad'lerdeki gibi 8 megapiksellik otofokus destekli güzel bir kamera var. Ön kamerada ise 1.2 megapiksellik FaceTime kamera kullanılıyor. Bu kamerada oldukça güzel video çekiyor. Yani 720p çözünürlüğünde 30 fps hızında video çekebiliyor. Ayrıca ana kamerada Full HD çözünürlüğünde 30 fps hızında video kaydı yapabiliyor. Yani 8 megapiksellik kamerasıyla güzel fotoğraflar çekip hem ön hem ana kamerasıyla iyi videolar da çekebilirsiniz. Yani hem videoları çekip hem izleyebileceğiniz güzel ekranlı bir cihazlardan bir tanesi. Ses deneyimine gelelim. Kulaklık çıkışı güzel.
Zaten Apple'ın tüm cihazlarında bir iPod deneyimini yaşıyorsunuz. Kulaklık çıkışı diğer iPad'lerden bir farkı yok. Güzel, iyi yani. Ses çıkışı ama mükemmel. MacBook'lardan daha iyi bir ses çıkışı var. Gerçekten 4 hoparlörün farkını hissediyorsunuz. Ayrıca mid ve mid basa yakın mid sesleri de çok güzel veriyor. Yani tablet gibi gelmiyor ses. Gerçekten iyi bir ses deneyimine sahip. Son olarak bağlantılarına ve bataryaya gelip incelememizi bitirelim. Cihazın bağlantılarına hızlıca bakacak olduğumuzda Wi-Fi var. Destekli bir cihaz alırsanız LTE desteğine sahip. Bluetooth 4.0 var, NFC var. Tabi bu NFC'yi sadece Apple Pay'de kullanabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu var. USB 3.0 smart konektörle beraber kullanabiliyorsunuz. Böyle de bağlantı özellikleri var. Ayrıca tabletlerde genel olarak standartlaşmamış, notebooklarda da olmayan jiroskop, barometre, parmak izi okuyucusu, hareket sensörü ve dijital pusula gibi de bağlantılarınız var arkadaşlar. Gelelim bataryaya. Cihazda 10.307 mAh'lik bir batarya var. Yani 38.8 Wh'lık bir güç elde ediyor. Bu batarya tabii çıkaramıyorsunuz. Apple'ın diğer cihazlarındaki gibi. 10 saat multimedya deneyimi sunduğu Apple tarafında iddia ediliyor ama bu biraz yani nasıl ölçmüşler bilmiyorum ama ekran ışığını sonuna kadar açtığınızda gücün inanılmaz bir şekilde gitmeye başladığını görüyorsunuz. Şu anda cihaz %99'daydı. İncelemeye başlamadan önce bir yarım saat test yaptım ve cihaz açık, yani yarım saat gibi bir süre tam olmadan %87'ye düştü ve hani gittikçe düşecek yani. Bir dakika sonra neredeyse %86 olacak. Ekran ışığı sonuna kadar açık ve çok da uygulama çalışmıyor. Şimdi bunun oyun oynadığınızı düşünün, film izlediğinizi düşünün. Yani bir MacBook deneyiminin pil benzerini bizlere sunuyor. Yani evet, bu tableti 4 saat kullanırsınız, 5 saate yakın kullanırsınız ama daha fazlası tam ekran ışığında ve tam fonksiyonunda biraz zorlaşmaya başlıyor. Pil tüketiminin biraz fazla olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ekran büyük. Zaten beklentileri de bir notebook gibi yapmanız gerekiyor bu cihazda. Bir tablet gibi değil. Kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar, bir tablete göre bataryası kötü, notebook'a göre iyi. Yani nasıl oluyor diyecek olursanız, ben bir MacBook Pro kullanıcısı olarak MacBook Pro'da ortalama 4 saatlik bir pil süresine sahibim. 4-4,5 saat. Bu MacBook Air'de 6 saatlere çıkabiliyordu. iPad Air, MacBook Air biraz daha az güç tüketiyordu. Kullandığımız bu cihazın da ortalama 5-6 kullanıma göre ışığı kısarsanız, burada en büyük faktör ekran ışığı. Ekran ışığının parlaklığını kısarsanız 6-7 saatlere çıkabiliyorsunuz ama 10 saat çok iddialı. Yani gerçekten bu müzik falan dinlerseniz ekranı kapatıp 10 saatleri görebilirsiniz. O zaman rahat görüyor zaten. Çünkü OS işletim sistemi güç harcatmayan bir işletim sistemi. Ekranı kapattığın zaman arkada müzik çalarsa da çalsın yani. Hani çok güç tüketmiyor. O zaman çok ciddi rakamları görebiliyorsunuz. Batarya konusunda ürünün durumu bu. Yani ben sadece maillerimi okuyacağım, maillere cevap vereceğim, internetteki haberleri okuyacağım ya da internete içerik gireceğim diyorsanız mesela pil ömrü sizin için çok iyi olacaktır bir MacBook'a göre. Ürünün donanımı da güçlü. Yani iOS işletim sisteminde çalışan her oyunu çok rahatlıkla bir şekilde çalıştırıyor. Zaten şu an 6S ailesi zaten çok güçlü. Bu 6S'ten 2 kat, 2.5 kat neredeyse daha güçlü bir grafik işlemciye sahip olduğu için çok rahat bir şekilde çalıştırıyor. Bu cihaza özel çıkabilecek üst seviye oyunları da önümüzdeki dönemde görebileceğimizi düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten bu kadar güçlü bir grafik işlemcinin kullanılması gerekiyor. Ama bunu daha çok uygulamalarda göreceğiz. Yani bu kadar güçlü bir grafik işlemcinin ve kalemin gelmesi Apple tarafında şunu gösteriyor bizlere. Yani gerçekten önümüzdeki dönemde kalemin kullanılabileceği, belki başka bir ekipmanları kullanabileceği, mimarlara yönelik, tasarımcılara yönelik, video prodüksiyonculara yönelik çok ciddi bir program desteği bu cihaza gelebilir. O zaman işte bu cihazın artı değeri ortaya çıkar. Yine dediğim gibi içerik üretiyorsanız şu anda hala bir nebzeye kadar taşınabilir bilgisayarlar mantıklı. Ama ben içerik tüketiyorum, içeriği tüketirken de daha büyük ekran istiyorum diyorsanız iPad Pro iyidir ama tabi iPad Air 2 ile ikisi arasında da kalabilirsiniz. Onu da artık biraz da size kalmış. Taşınabilirlik olarak bir Apple Store'a gidip ikisini de bir kullanın derim. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.